Halit Ergenç, Kenan İmrizeloğlu. Ya şaka gibi. Yani insanlar, özellikle Kenan İmrizeloğlu ciddi bir para formatlı bir adam. Ve kesinlikle ve kesinlikle her daireyi böyle tek tek tırnaklarıyla arar, bulur ve her noktayı da satın alma merakı olan bir yapıya sahip. Adamda toprak ve bina ve yatırım hastalığı var Halit, Kenan İmrizeloğlu. Halit Ergenç, evet, o da çok kaliteli ve çok iyi yatırımlar yaptığını düşünüyorum. Çünkü çok çok iyi duayen bir sanatçı olarak görüyorum Halit Ergenç'i. Hem kalitesiyle hem duruşuyla. Ama kardeşim, yani 150 bin lira, 145 bin lira, 250 bin lira, 350 bin lira fiyatlar nedir ya? Ve emeğinizle diyorsunuz. Kardeşim, dünyadaki maden işçileri, çöpçülerimiz, bizler, emekçiler, emekçi annelerimiz, acaba hangi işçiler, hangi gruba geliyor? Bunların aldığı para sadece 2000, 1450, bazen geri geliyor. 30 liraya temizlik işçiliğine giden insanlar var. Evet, sosyete camiasında 150-200'e gidenler var. Bir de var, altyapıdaki insanlara 50-40'a giden. Acaba emek işçiliği dediğiniz olayı ya ben algılayamadım ya da sizin anlattığınız rakamlar uç noktada. Ama tabii ki emek işçiliğine saygı duyuyoruz ve projelerinin devamını diliyoruz. Ama kardeşim, çok ayıp yani. Gerçekten ayıp ya. Ben bile daraldım yani. Maden işçi misin kardeşim sen? Neyse, alın teriyle kazandıkları için saygı duyuyorum. Yani emek, yani buradaki sanatın fiyatı olmaz. Ama alın teriyle dediğimiz vakit maden işçisi, yapılan insanlığa ve bir sürü gerçekten mağdur insanlarımız var. Onların amelilerimiz var ya, çöpçülerimiz var. Yani esas işçi onlar, onlara saygısızlık ettiğimizi düşündüğüm için sadece bu konuyu açıyorum. Yoksa Halit Ergenç, Kenan İmrizeloğlu sanatıyla alakalı bende bir kaygımız yok ama alt tabakanın işine saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum ya. Abi düşün abi ya. Alıyorlar işte. Futbolcular da çok yüksek para alıyor. Ya şimdi futbol, evet, futbolcular çok yüksek para alıyor. Abi sakatlandığı vakit ne olacak? Öyle tabii, aksiyon sinemasında falan olsalar bu kişilerin de çok almasını söyleyeyim ama ben bir şey de yapmadım. Görevimiz Tehlike 2 seyrettim. Çok uzun yıllar sonra tekrar seyrettim. Ki seyretilmek ise eşeklik denilir yani, kendime diyorum. Ya adamların o motor sahnesine tekrar aşık oldum ya. Yani gerçekten oynayanlar da başkaları. Evet, oyuncuları kendileri değil ama sahnedeki şov, algı ve senin o giriş anın o kadar güzel ki. Yani o an o sahnenin içi bizim bizilerde acaba öptü mü, tecavüz edecek mi, acaba çocuğu kaçırıldı mı? Yok. Acaba bugün hangi konuda Atatürk'ün resmi çıkacak? Saçma sapan oluşumlar var. O yüzden bence sanat böyle bir şey değil. Sanat Adile Naşit'in, Kadir İnanır'ın, Tarık Akan'ın, Edison'un, Hayle Sorgazi'nin yol filmi ya. Kardeşim, yol filmine dönün bir bakın ne eziyetlerle çekilmiş ya. Yani ben ruhum sanatçı diyen her insan gibi sanata saygılıyım ama fahiş fiyatlara karşıyım. Herkes hak ettiğini en iyi noktasında almalı. Tabii ki şu an dünyada belki de Hans mıydı o adamın ismi ya? Kimi? Çok yaşlı bir adam var. Yine Görevimiz Tehlike'nin son sahnesindeydi o adam. Ya o adam aktör olarak alır ya, 1 milyon dolar alsın yani. Alır abi, adam o kadar iyi bir oyuncu ki ya. Bizimkiler, Halit Ergenç'in yaptığı eğitim, sanatı, gerçekten müzikal eğitim falan 10 numara adam, 10 numara bir adam ama Kenan'la Halit'i aynı kefeye koymak da yanlış bana göre. Halit'in bir gerçekten bir oluşumu ve duruşundaki Kenan'ın insanı olup her zaman bu yani yatırım, kafa, ticaret.